Evet, Yusuf Ozan Demir'i Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünde törenler devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ilk tören Anıtkabir'de düzenlenmişti. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçmiş ve Anıtkabir özel defterini imzalamıştı. Verdiği mesajlar önemliydi. Onun ardından, oradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti ve tebrikleri kabul etti. Buradaki törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Yargı Organı Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ve onun dışında Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldığını söyleyelim. Yine önümüzdeki saat diliminde saatler 15'i gösterdiğinde önemli bir projenin temel atma töreni yapılacak. Başkent Ankara'da aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a benzettiği bir Ay Yıldız projesi hayata geçiyor. Bu projeyle birlikte özellikle Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah binasıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları artık tek bir çatı altında toplanmış olacak. Aslında hepsi ayrı binalardaydı. Tek bir binada birleşeceklerini söyleyelim. Özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Pentagon göndermesi, benzetmesi yapmıştı. Ay Yıldız projesi için özellikle gökyüzünden bakıldığında bu proje Ay Yıldız şeklinde görünüyor. Bu noktada da Ay Yıldız projesi ismi verildiğini söyleyelim. Nükleer saldırılardan bile etkilenmeyecek şekilde tasarlandı. Özellikle son savaş sisteminin de güncel savaş sisteminin de metotlarının uygulandığını söyleyelim. Dünyanın en büyük askeri hareket merkezi Pentagon'u aratmayacak bir proje tasarlandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. TSK ve Bakanlık karargahı gelecekteki savaş konsepti de dikkate alan bir nükleer savaşta dahi içerisinde savaş sisteminin de yönetilebileceği bir merkez olacağını söyleyelim. Önemli bir merkez olacak ve saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin de temel atma törenine katılacak. Onun ardından da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenlerine de katılacağını söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine dediğimiz gibi geçtiğimiz saat diliminde burada Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tebrikleri kabul etti Erdoğan. Ardından saatler 15'i gösterdiğinde de Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni projesi Ay Yıldız Projesi'nin temel atma törenine katılacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki, teşekkür ederim Bekir. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Devam edelim sevgili izleyenler. Büyük taarruz.